Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. İkinci dönem birinci yazılıyla karşınızdayız. Dokuzuncu sınıf tarihle birlikte. Bu videoyu izlediğinizde mükemmel konuları öğrenecek ve sorular önünüze geldiğinizde tıkır tıkır ne yapacaksınız? Cevaplayacaksınız arkadaşlar. Peki hazırsanız hız kesmeden başlayalım. <laughs> Tabii ki ilk üniteyi görmeden önce. Değerli arkadaşlar bir tanıtımımız olacak. Nedir? Senin için Tonguç mükemmel bir ikinci dönem yazılı notları hazırladı. Şimdi sayfa 36'yı açıyorsun değerli arkadaşım. Yazılı notları tarih ikinci dönem birinci yazılıyı ne yapacaksın çalışacaksın. Burada sadece tarih yok. Edebiyat, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi dersler bu anlamda sana yardımcı olacak. Yetecek mi? Hayır yetmeyecek. Dinamo Soru Bankası. 9. sınıf Dinamo Soru Bankası'nda arkadaşlar. Sayfa ilk olarak nereye açacağız? 130'a geldiğimizde. Hemen 130 açıyorum buradan. 130'a geldim. 130'a geldiğimde ilk ve orta çağlarda Türk dünyasının A, B, C, D, E diye arkadaşlar adlandırdım. Doğru yanlış, bulmaca, boşluk doldurmaca. Yine arkadaşlar klasik ve aynı zamanda eşleştirme dediğimiz kavramlar yer alacak. Daha sonrasında sayfa 160'a geliyorum. 160'a geldiğimde ise bu sefer İslam medeniyetinin doğuşuyla ilgili yazılı provası seni bekleyecek. Hem buna hem de videoyu izlediğinde ise bomba bir şekilde sınava geçeceksin değerli arkadaşım. Şimdi gelelim ilk ünitemizden bahsedelim. Dördüncü ünite ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Orta Asya bölgesinde Türklerle ilgili mükemmel bir devlet ortaya çıkacak. Bu devlet Orta Asya'da Asya Hun Devleti oluyor. Asya Hun Devleti'nin kurucusu Teoman. Diğer isminde arkadaşlar Tuman diyeceğiz. Tuman Çinlilere o kadar çok sefer düzenleyecek ki Çinliler artık diyor ki aramızda bir set çekelim. Ve bu dönemde hangi set yapılacak? Çin seti yapılıyor. Tabii ki Çin setinin yapılmasının yanı sıra devlete en parlak dönem Mete Han zamanı yaşanır. Mete arkadaşlar Neler yapmıştır peki dersek 26 tane tölesi yani Türk boyunu tek çatı altında toplayacak. Aynı zamanda kurultay ikili devlet teşkilatı ve Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu Mete Han ne yaptı kurdu. Yetti mi? Tabii ki yetmedi. Aynı zamanda Çin'e sürekli seferler düzenleyerek Çin'i vergiye bağlamış ama topraklarını kendine katmayacak. Peki sebep neydi Çin topraklarını kendine katmaması, Çin'i vergiye bağlaması? Amaç şuydu, Çin'in arkadaşlar topraklarını kendine katarsa Türklerin asimile olacağı düşüncesine sahipti. Bu yüzden de arkadaşlar ne yapmamıştır diyorsunuz, Çin topraklarını kendine katmayacak. Daha sonrasında Mete'nin ölümüyle birlikte devlette taht kavgaları başlamış ve 216 yılında Asya Hun Devleti yıkılacak. Artık Türkler doğdukları ve büyüdükleri topraklar olan Orta Asya'dan göç edecekler. Peki biz bu göçlere ne diyeceğiz? Türk göçleri diyeceğiz. Bakın unutmayın kavimler göçüyle Türk göçlerini karıştırmayacaksınız. Kavimler göçü arkadaşlar Avrupa'daki barbar kavimlerin birbirlerini bir dinamo taşı gibi itmesiyle ortaya çıkacak. Ama burada Türk göçleri, salgın hastalıklar, daha sonrasında Moğol, Çin devletleri gibi devletlerin baskıları, yine arkadaşlar cihan hakimiyeti düşüncesi Türklerin göçlerine sebep oluyor. Tabii ki Avrupa'ya göç eden Türkler de kavimler göçünün olmasını ne yapmıştır tetikleyecek. Tabii ki bu kadar kadim bir Türk milletinin kültür merkezleri olmadan olur mu? Tabii ki olmaz. Hemen buranın ekran görüntüsünü alıyorsun. Çünkü niye Hocam burada kesin ama kesin sana bir soru soracak. Peki neyi sorabilir? Türk kültür merkezlerine. İlk olarak ANAV diyeceksiniz. ANAV arkadaşlar Orta Asya'nın en eski kültür merkezi. Hocam soruyu değiştirdi. Türklerin en eski kültür merkezi derse Afenasyabo kültürü diyeceksin. Değiştirdim soruyu arkadaşlar. Daha sonrasında Orta Asya'nın en yaygın kültür merkezi dersem... Andronova. Daha sonrasında Türkler ilk kez demiri nerede işlemiştir dersem Karasuk. Ve Türklerin en yeni ve en gelişmiş kültür merkezi dersem de aklına Tagar olarak ne yapsın gelsin diyeceksin. Geldim bir diğer noktaya. Tabii ki Avrupa'ya göç eden Türkler rahat durur mu? Durmaz. Tabii ki Türkler devlet kuracak. Peki ben bu devlete ne diyeceğim? Avrupa Hun Devleti diyoruz. Avrupa Hun Devleti arkadaşlar kurulmasıyla birlikte Avrupa'yı baştan aşağı titretiyor. Peki bu Avrupa'yı baştan aşağı titreten adam kimdir dersek Atilla. Yani tanrının kırbacı diye adlandırdığım hükümdar Avrupa'da büyük bir hüküm sürecek. Peki Avrupa'yla mı kalacağız? Hayır. Tekrar topraklarımıza döneceğiz. Birinci Göktürk Devleti'nden bahsedeceğiz. Bakın Türk dedim. Bugüne kadar Türk adıyla kurulan bir devlet var mıydı? Yoktu. Tarih sayfaları 552 yılını gösterdiğinde Birinci Göktürk Devleti Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti olacak. Peki Birinci Göktürk Devleti'ni kuran hükümdar kimdir dersem? Bumin Kağan. Bumin Kağan devleti ikiye bölerek yönetmiştir. Kardeşi İstemi Yagbu ile birlikte. Peki Türkler arkadaşlar Orta Asya'da sadece hayvancılıkla mı uğraştılar? Hayır. Ticaret merkezi olan İpek Yolu'na da hakim olmak için mücadeleler vermişlerdir. Bu süreç içerisinde Sasanilerle işbirliği yaparak Akunları, daha sonrasında Bizans ile de diplomatik ilişki kurarak Sasanileri zayıflatacak. Peki bugüne kadar Bizans'a elçi gönderen bir Türk devleti var mıydı? Sesinizi duyar gibiyim. Yoktu değil mi? Unutmuyorsunuz arkadaşlar. İstemi yak bu Bizans'ı elçi göndermiştir ve Bizans'ı elçi gönderen ilk Türk devleti de birinci Göktürk devleti olacak. Birinci Göktürk Devleti'ne en parlak dönemi Mukan Kağan yaşatırken Mukan Kağan'ın sonrasında devlette taht kavgaları baş göstermiş ve 630 yılında birinci Göktürk devleti tarih sahnesinde çekilmiştir. Ve 50 yıl sürecek bir ne esareti başlayacak? Çin esareti başlıyor ve daha sonrasında Kürşat ve Kırkçehir'si Çin sarayını basarak Çinlerle büyük bir mücadele vermiş ve bu mücadelenin sonrasında 2. Göktürk Devleti kurulacak. Peki 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu kimdir dersek? Kutluk Kağan diyeceğiz. Kutluk Kağan arkadaşlar bütün Türkleri derledi ve topladığı için İlteriş lakabını ne yaptı? Alacak ve hatta Türk tarihinin ilk vezir atamasını da gerçekleştirmiştir. Peki bu vezir kimdir dersek Vezir Tonyuk. Vezir Tonyuk bizim için önemli çünkü Türk tarihinin ilk edebi açısı, ilk siyasetçisi olarak da ne yapılmakta? Kabul edilmekte. Devlet ise en parlak dönemini Bilge Kağan zamanını yaptı, yaşadı. Ve Göktürk Devleti arkadaşlar 742 yılında tarih sahnesinden çekilecek. Ama çekilirken de birçok özellik bırakacak. Nedir dersek? Bir, Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti olacak. İki, kendilerine özgü neyleri vardır arkadaşlar? Alfabeleri, biz buna Göktürk alfabeleri diyeceğiz. Aynı zamanda Kendilerine özgüsünün yanı sıra Türk tarihinin ilk yazılı eseri olan Orhun kitabelerini bırakmıştır. Peki nedir Orhun kitabeleri? Bir yanı Türkçe bir yanı Çince'dir. Ve şunu söyler. Ey Türk balası! Biz ki Çin'in ipeksi kumaşlarına güzel kadınlarına kandık. Kandık ki Türk töresini yok eyledik. Sen ola ki Çin'in ipeksi kumaşlarına güzel kadınlarına kanmayasın. Kanmayasın ki Türk töresini yok eylemeyesin dedi. Yetti mi? Hatta yetmedi. Ey hakanlar hakanı ulu hakan açları doyurasın çıplakları giydiresin. Giydiresin ki sana hakan desinler yapamazsan yüzüne kara çalasın diyecek. Bakın burada iki tane önemli noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Orhun kitabeleri anlatım bakımından nutuk özelliği taşımakta. İkincisi ise sosyal devlet olduğunun arkadaşlar Göktürklerin açık ve net göstergesidir. Niye açları doyurdum çıplakları ne yaptım giydirdim. Tabii ki 744 yılına geldiğimde daha uygar bir devlete geçeceğiz. Peki bu Uygur devletinin özelliği nedir dersek? Uygur devletinin zamanında Bögü Kağan arkadaşlar ilk kez gök tengri inancını bırakarak... farklı bir din kabul ediyor. Biz bu dine Maniheizm dini diyeceğiz. Maniheizmin üç tane önemli öğretisi var. Bir diyor ki et yemeyeceksin. Savaş yapmayacaksın. Yaptığın her şeyi Günlük resme tutacaksın diyor. Peki Türklerin ilk yaşam tarzları nasıldı? Tabii ki göçebeydi. E göçebenin ekonomik yaşam şartı nedir? Hayvancılık. E peki bana dedi ki manevizm öğretisi et yemeyeceksin. E peki et yemezsek ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki ot yiyeceğiz. Ot yiyebilmeniz için de ne yapmanız lazım? Ekmeniz lazım ve ben Manheizm dini sayesinde tarih sahnesinde Uygur devletini yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olarak ne yapacağım? Kabul edeceğim. Peki yerleşik hayata geçmeye başlamanızla birlikte modernleşmeye de başlarsınız. Peki neler olacak bu dönemde arkadaşlar Uygur devleti ile ilgili? Şundan bahsedeceksiniz. Uygur devleti Türklerin ilk şehirlerini kuracak. Yetmeyecek aynı zamanda Türklerin ilk kütüphanesini ve Türklerin ilk orta oyunu diye adlandırdığım arkadaşlar ilk tiyatro örneklerini Uygurlar'da görmeye başlayacağım. Aynı zamanda ilk kez matbaayı kullanarak arkadaşlar bilimsel noktaları da Uygurlar ne yaptılar? Önem verdiler. Bazen öğrencilerim şu soruyu soruyor. E hocam savaşçı özelliğini kaybetti. O zaman ne oldu? Bunlar milli benliklerini mi kaybettiler? Hayır. Savaşmak demek milli benliğini kaybettiğin anlamına gelmez arkadaşlar. Bakın şunu düşüneceksiniz. Siz bugün savaşıyor musunuz? Hayır. Ama peki benliğinizi mi kaybettiniz? Tabii ki hayır. Uygurlar da milliyetçi bir karaktere sahiptir. Peki nereden anlıyorum? Bir, kendilerine özgü alfabeleri var. İki, manihizm öğretilerini Türkçe'ye çevirmişler. Bu açık ve net Uygurların arkadaşlar milliyetçi karaktere sahip olduğunun göstergesi ve 840 yılında ise Uygur devleti arkadaşlar tarih sahnesinden ne yapmıştır? Çekildi diyeceksiniz. Şimdi geldim Tabii ki bu kadar kadim bir Türk milleti arkadaşlar olan bir milletin tabii ki nasıl oluştuğuna bakmak lazım. Biz de genelde biliyorsunuz ki bir çekirdek aile yapısı vardır. Peki bu toplum yapısı nasıldır dersen? Neler var? İlk olarak aile ve oğuşu göreceksiniz. Türklerin en küçük yapı birimi oğuştur yani ailedir. Ailelerin bir araya gelmesiyle arkadaşlar uruk oluşur yani akrabalar ortaya çıkacak. Akrabaların bir araya gelmesiyle de boylar yani oklar oluşacak boyların bir araya gelmesiyle de budunlar yani millet ortaya çıkarken bir millet neyi oluşturur ise devleti yani ili yani eli ne yapmıştır? Oluşturmuştur diyeceksin. Burayı da atlamayacaksın. Çünkü hocam burayla ilgili soru soracaksın. Geldim arkadaşlar sırada İslam medeniyetinin neyinden bahsedeceğiz? Doğuşundan bahsedeceğiz. İslam medeniyetinin doğuşunun öncesinde Arap dünyası nasıl bir yaşam tarzına sahipti dersek. Arap dünyası değerli arkadaşlar bu süreç içerisinde tabii ki bir cahiliye dönemi yaşıyordu. Peki bu cahiliye dönemi diye adlandırdığım dönemde neler oldu? Kız çocukları diri diri toprağa gömülmesinin yanı sıra çok tanrılı bir inanç yapısını göreceğiz. Biz buna putperestlik diyeceğiz. Ve aynı zamanda Arap coğrafyası çölsel bir iklime sahip olduğu için genelde hiçbir şekilde istilaya uğramamış ve genelde kabilecilik diye adlandırdığım bir sistem ortaya çıkıyor. Bu kabileler kendi aralarında kan davaları gütmüşler ve birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Ama yılın belli ayları diye adlandırdığım haram aylarında kan davalarına yasak gelmiş, Mekke'de hac görevlerini yerine getirmişler. Fakat edebiyatlar, şiirler, türküler söylemişler ve kültürel birliktelik gerçekleştirmiş. Yapmışlar. Bakın unutmuyorsunuz, Arap dünyasında siyasi birlik yokken kültürel birlikten ne yapabilirim? Söz edebilirim. Putperestlik. Abi her şeyin putunu yapmışlar. Hatta yetmemiş bunun helvalarını yapmışlar. Acıktıkları zaman yemişler. Çok enteresan bir toplum. Tabii ki sadece putperestlik mi var? Hayır. Putperestliğin yanı sıra Hristiyanlık, Yahudilik ve Musevilik gibi kavramlarda o dönem içerisinde Arabistan coğrafyasında yaygın bir gelenek yapısı. Tabii ki. Kız çocukları ise bir kara leke olarak görülmüş. Kabileler kız çocuklarını arkadaşlar diri diri neye gömecekler? Toprağa gömecekler. İşte bu kadar çarpık bir ortamın oluştuğu dönemi biz cahiliye devri diye adlandıracağız. Peki o cahilliği kim getirecek? Tabii ki Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz arkadaşlar doğduğunda tabii ki her peygamber gibi acılarla doğmaya başlayacak. Doğduğunda annesi ve babasını tanımamış, dedesi Abdülmüttalip tarafından büyütülerek amcasıyla birlikte kervanlarda çalışmaya başlayacak. Kervanlarda insanlara o kadar adaletli ve o kadar dürüst davranmış ki ona bir lakap takmışlar. Muhammedül Emin yani güvenilir kişi ismini verecekler. Peygamber Efendimiz 25'li yaşlara geldiğinde bir kadınla tanışacak. Hazreti Hatice. Hazreti Hatice ile evlenecek. Hazreti Hatice ile evlendikten sonra 40'lı yaşlarına geldiğinde Peygamber Efendimiz 610 yılında Hira mağarasına inzivaya çekilecek. İnzivaya çekilmesiyle birlikte arkadaşlar Cebrail ona ilk kelimeyi söylüyor. Oku. Yaradan Rabbin için oku. Fakat Peygamber Efendimiz okuma yazmayı bilmediği için Cebrail bunu üç kere tekrar edecek. Ettikten sonra tabii ki bir mucize gerçekleşir ve Peygamber Efendimiz okuma yazmayı o esnada söker. Sökmesiyle de birlikte durumu Eşi Hazreti Hatice'ye anlatır. Hazreti Hatice şu cevabı verir. Ey Muhammed senin yolundan gitmem için ne yapmam lazım? o da İslam'ın şartlarından birini getirmesi gerektiğini dile getirir. Peki nedir o? Kelimeyi şehadet getirmek. Peygamber Efendimiz arkadaşlar Hazreti Hatice'yi bu durumu lanse ettikten sonra dört tane ilk Müslümanlar ortaya çıkacak. Peki kimler bunlar? İlk olarak arkadaşlar Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Hatice. Daha sonrasında arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, damadı Hazreti Ali ve kölesi Hazreti Zeyd ilk arkadaşlar Müslümanlar içerisinde yer alır. Peki putperestler bu durumu kabul eder mi? Tabii ki etmez. Peki putperestler niye bunu kabul etmediler? Bir, bunlarda arkadaşlar tek tanrı değil, çok tanrı bir inanç yapısı var. Ama İslamiyet'te tek tanrı var. Yetmeyecek. Bunun yanı sıra arkadaşlar putperestlerin siyasi çıkarlarının elden gideceği, putlarının ticaretlerinde sıkıntı yaratacağı gerekçesiyle tabii ki İslamiyet'i kabul etmezler. Peygamber Efendimiz'e makam, mevki, şöhret, para teklif etseler de Peygamber Efendimiz bildiği hak yoldan geri dönmez. Tabii ki putperestler Zulmü bırakır mı, bırakmaz. Peygamber Efendimizin evine leşler sermişler, günlerce Peygamber Efendimiz o kokunun içerisinde oturmuş ama mücadeleden vazgeçmemiş, yetmemiş. Geçtiği yollar üzerine dikenler sermişler, yine vazgeçmemiş, o dikenlere basa basa yoluna devam etmiş, yetmemiş. Küçük çocukların ellerini taş tutturarak Peygamber Efendimizi taşlatmışlar ve göklerden Cebrail belirli vermiş ve şunu söylemiş peygamber efendimize. Ey Muhammed istersen bir işaretinde bu kavmi yok ederim. O da şöyle cevap verecek. Diyecek ki bilseler de Allah'ın varlığını bilseler de onun elçisi olduğumu böyle bir şey yaparlar mıydı? Tabii ki burada Peygamber Efendimizin insan ve insanlık sevgisinin ön plana çıktığını göreceğiz. Tabii ki Peygamber Efendimiz zul gölen bir takım Müslümanları Habeşistan'a hicret etmesini söyleyecek. Yani bugünkü Etopya diye adlandırdığım bölgeye Müslümanların bir kısmı göç eder. Tabii ki sıra gelmiştir Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz Medine tüccarlarla tanıştıktan sonra Medine tüccarlar onlara bir biyatta bulunurlar. Akabe biatları. Akabe biatları sonrasında tabii ki peygamber efendimiz arkadaşlar hicret edecek. Mekke'den Medine'ye göç. Tabii ki putperestler rahat durmaz. Peygamber efendimizi öldürmek isterler. Küçük bir kuş yuvası ve arkadaşlar örümcek ağa peygamber efendimizin ölmesini kurtarır. Ve böylece arkadaşlar Medine şehrine gelerek Medine şehrine şunu söyleyecek. Biz muhacir siz ise nesiniz? Ensar. Peki muhacir ve ensar demek ne demek? Muhacir arkadaşlar göç eden derken ensar ise sarıp sarmalayan yani ev sahibi diyeceğiz. Peygamber Efendimiz arkadaşlar hicret etmesiyle birlikte İslam devletinin temelleri resmen atılacak ve Yahudilerle de arkadaşlar vatandaşlık sözleşmesi ne yapıldı imzalandı diyeceğiz. Yani biz buna Medine ne diyoruz? Sözleşmesi bu süreç içerisinde putperestler Mekke'den göç eden Müslümanların mallarına el koyuyor. Peygamber Efendimiz de tabii ki bu mallara el konulmasına karşılık siz de hakkınız kadarını alabilirsiniz diyecek. Ve bunun sonrasında da ki Bedir kuyularının etrafında bir savaş gerçekleşir. Biz buna ne savaşı diyeceğiz? Bedir savaşı diyeceğiz. Bedir savaşında arkadaşlar putperestler ağır bir yenilgi alacak. O zaman şu yorum yapalım. Müslümanların ilk zaferi ve ilk arkadaşlar putperestlerin ilk yenisi. Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. Ganimetlerin diyor beşte birini hazineye geri kalan dörtte birini ise eşit bir şekilde paylaşacağız. Bakın bir hukuk mu oluşturdum? Bir hukuk oluşturdum. İlk kez İslam savaş hukukunun temelleri burada atılacak. Yetmeyecek. Aynı zamanda diyor ki peygamber efendimiz Size esir düşenlere kötü davranmayacaksınız ve esir düşenlere şu şartı getiriyor. 10 tane Müslümana okuma yazma öğretmek kaydıyla ne kalabilirsiniz, serbest kalabilirsiniz diyecek. Yani burada Peygamber Efendimizin eğitime verdiği önemin açık ve netliği göstergesi. Tabii putperestler vazgeçer mi? Vaz geçmeyecekler. Uhud Dağı'nda etrafında gerçekleşecek bir savaş gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz 50 tane okçu Uhud Dağı'nın etrafına yerleştirmiş ve şunu söylemiş. Eğer ki benim öldüğümü de görseniz, leş kargaları cesedimi yediğini de görseniz hiçbir şekilde bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. Peki insanoğlunun en büyük zaafı neydi? Tabii ki nefsiydi. 50 tane okçu nefsine kapılarak tepeyi terk eder. Bunun üzerine de tabii ki putperestler bir zafer kazanır zaferle kalmaz. Peygamber Efendimizin dişi kırılır. Yani gazi olmuştur. Yetmemiş. Peygamber Efendimizin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza bir köle tarafından ne yapılacak? Şehit edilmiştir. Hatta o köyle de daha sonrasında vahşi Müslümanlığı ne yaptı? Kabul etti diyeceğiz. Tabii ki Müslümanların arkadaşlar morali bozulurken tabii ki putperestlerin morali artacak. Ve bunun üzerine arkadaşlar Hendek diye adlandırdığım bir savaş gerçekleşiyor. İranlı bir kişi olan Farman Farasi arkadaşlar şunu söylüyor. Diyor ki şehrin etrafını Hendeklerle kazalım. Böylece putperestler bize karşı bir zafer ne yapamaz? Kazanamaz. Nitekim Farisi dediği çıkar ve bunun üzerine putperestlerle Müslümanlar arasında ilk anlaşma olan hangi anlaşma? Hudeybiye neye gerçekleşir? Barışı gerçekleşecek. Hudeybiye barışı ile birlikte putperestler resmen Müslümanları ne yapmıştır? Tanıyacaklar. Daha sonrasında 629 yılına geldiğimiz ise Hayber Kalesi'nin neyini göreceğiz? Fethini görüyoruz ve ilk kez Müslümanlar Bizans'la karşı karşıya gelir. Biz bu savaşı ise Mute Savaşı diyeceğiz. 630 yılına geldiğimizde artık peygamber efendimizin Mekke şehrini fethettiğini göreceğiz. Mekke şehrini fethettikten sonra İslam dünyasından iki şeyi yasaklayacak. Bir resim iki heykel. Peki niye? Çünkü tekrardan neye tapılmasın diye puta dönülmesin düşüncesinden dolayı İslam dünyasında o dönemi şartlarıyla onu ne yapmıştır yasaklayacak. Daha sonrasında Peygamber Efendimizin arkadaşlar son seferi nedir dersek Tebük seferi diyeceğiz. Ve Tebük seferinden sonra 632 yılında veda hacini düzenleyerek bu dünyadan göç eyleyecek. Göç eylemesiyle de birlikte değerli arkadaşlar neler oldu peki? Dininden dönenler zekatını vermeyenler aynı zamanda yalancı peygamberler gibi durum ortaya çıkacak ve ben peygamber efendimizden sonraki dönemi ne diye adlandıracağım Dört halife dönemi diyeceğiz. Dört halife döneminde arkadaşlar ne diye anılıyor dersek cumhuriyet neyi diyeceksiniz devri olarak bileceğim. Peki ben bu devre niye cumhuriyet dedim dersem dördü de seçimle neye gelecek başa gelecek. Hazreti Ebu Bekir ilk geldiğinde yapacağı icraat nedir dersek şudur. Yalancı peygamberlerle arkadaşlar savaşlar yapılmış ve bu ritte savaşları sonrasında hafızlar ölmeye başlar. Bunun üzerine sözü uçar yazı kalır kelimesi akıllarımıza kazınır. O zaman Kur'an-ı Kerim yok olma tehlikesi içerisindedir. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i ilk kez kitap haline getirmiştir. Ve aynı zamanda Suriye'nin kapılarının açılacağı bir savaş gerçekleşecek. Ejnadeyn Savaşı. Ejnadeyn Savaşı ile Suriye'nin kapıları Müslümanlara ne yapıldı? Açıldı. Ebu Bekir öldükten sonra devletin başına Hazreti Ömer geçecek. Ve Hazreti Ömer adaletiyle birlikte ülkenin sınırlarını genişletmeye devam eder. Yermük Savaşı ile kapılar açılan Suriye bölgesi fethedilmiş. Kudüs gibi bölgeler ele geçirilecek. Ve ilk kez arkadaşlar Horasan bölgesi ele geçirilerek Türklerle komşu olunmuştur. Fakat Türklerle savaşılmadı desek hayır Türklerle savaş yapılmadı diyeceğiz. Yetmeyecek. Sınırların genişlemesiyle birlikte sizin otoritenizin de bozulması ister istemez tedbirler almanıza sebep olur. Bu da Ömer'in işi olacak. Ömer ilk kez arkadaşlar ne yapmıştır dersek ilk Müslümanların düzenli neyini kuracak? Ordusunu kuracak. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göç olan hicreti başlangıç kabul ederek bir takvim hazırlatacak. Biz buna hicri takvim diyeceğiz. Yetmeyecek. Aynı zamanda ülkeyi eyaletlere bölerek eyaletlerin başlarına valiler göndermiş ve böylece otoritenin sağlanmasını sağlamıştır. Yetmemiş. Devletin hazinesi diye adlandırdığım Beytül Mal denilen devlet neyini oluşturuyor? Hazinesini oluşturdu. Daha sonrasında Ömer hayatını kaybetmesi ve Osman'ı başa geçmesiyle İslam dünyasında çatırdamalar ortaya çıkar. Peki bu çatırdamalar nedir? Osman arkadaşlar kendi soyundan gelen kişileri tahta geçirdiği ve yönetime geçirdiği düşüncesi vardır. Bu da diğer halkı rahatsız etmeye başlar. Osman döneminde Şam valisi Muaviye tarafından ilk deniz donanması oluşturulmuş ve Bizans'la yapılan savaş sonrasında Kıbrıs bölgesi fethedilmiştir. Artık Müslümanlar ilk düzenli ordusunun yanı sıra ilk arkadaşlar donanmasına da ne yaptı? Kavuştu. Hazreti Ebu Bekir döneminde ilk kez kitap haline getirilen arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ilk kez çoğaltılarak birçok eyalete ne yapıldı? Dağıtıldı. Şimdi geldim Hazreti Ali zamanına. Hazreti Osman arkadaşlar bir köle tarafından öldürülmesi sonrasında seçimle başa Hazreti Ali geçer. Ali'nin geçmesi İslam dünyasında kargaşaya sebep olur. Peygamber Efendimizin ikinci eşi olan Hazreti Ayşe ve Şam valisi Muaviye Ali'nin neyini kabul etmezler, halifeliğini kabul etmezler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe'nin etrafında, arkadaşlar, devesinin etrafında bir savaş gerçekleşir. Biz buna Camel Savaşı ya da diye isminde Deve Vakası'dırız. Peki bu vakanın özelliği nedir? Müslümanlar ilk kez kendi aralarında ne yapmıştır? Savaş yapacak. Savaşı Hazreti Ali kazanır. Ali'nin kazanmasıyla da birlikte arkadaşlar Hazreti Ali başkenti ilk kez arkadaşlar değiştirecek Kufe şehri yapmıştır. Tabii ki birileri de kollama yapar. Kimdir peki bu? Şam valisi Muaviye. Şam valisi Muaviye arkadaşlar Sıfın Savaşı'nda Hazreti Ali'ye karşı koyar. Fakat yenileceğini anladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini oklara bağlatıp Hazreti Ali'nin askerlerini atar. A, tabii ki Hazreti Ali'nin askerleri de kendilerini toparlayabilmek, ayetleri toparlayabilmek için ne yapmıştır değerli arkadaşlarım? Ordu düzenini bozacak. Ali bunun hile olduğunu söylese de tabii ki ordu dinlemez. Bunun üzerine bir hakem olayı gerçekleşir. Hakem olayına göre de iki tarafta halifelik makamından vazgeçecektir. Fakat Muaviye yine hile yapar. Bunun üzerine İslam dünyası üç kutba ayrılır. Hazreti Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve her iki grubu tutmayan hariciler. Hariciler diyor ki bunlar bizim başımıza bela oldu. En de ikisini de ortadan ne yapalım? Kaldıralım. Nitekim arkadaşlar Muaviye'yi suikast düzenlese de Muaviye yaralı bir şekilde kurtulacak. Sıra gelmiştir Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali Kufe şehrinde namaz kılarken sırtından hançerlenerek şehit edilecek. Ve artık İslam dünyasının başına ise kim geçmiştir dersek Şam valisi Muaviye geçiyor. Ve Muaviye bir devletin adını değiştiriyor. Emeviler Devleti diye anmaya başlayacağım. O zaman Emeviler Devleti'nin arkadaşlar kurucusu kimmiş? Muaviye diyeceğiz. Muaviye peygamber efendimize layık olabilmek için onun hadisini gerçekleştirmek isteyecek. Neydi o peki? İstanbul'un alınmasıydı. O yüzden de Emeviler döneminde ilk kez İstanbul kuşatılmış. Hatta Eyüp el Ensari yani bugünkü Eyüp Sultan diye adlandırdığımız kişi burada ne olmuştur? Şehit olacak diyeceğiz. Yetmeyecek tabii ki. Emeviler arkadaşlar zaman içerisinde farklı bir politika izlemeye başlıyor. Peki ben bu izledikleri politikaya ne diyeceğim dersem mevali politikası yani köle politikası. Hemen arkadaşlar aklına gelecek ve ben sana hemen şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki bak mevali politikası yüzde yüz hocan sana ne yapar? sorar. O yüzden de mevali politikasına dikkat etmen lazım. Peki mevali politikası nedir dersek Arap olmayanları arkadaşlar köle gözüyle bakıyor Müslümanlara. Tabii ki bu durum diğer Müslümanları rahatsız edecek. Ve bunun üzerine de arkadaşlar Muaviye diyor ki ben öldükten sonra devletin başına oğlum kim geçecek? Yezid geçecek. Yezid'in başa geçmesiyle birlikte halifelik arkadaşlar artık seçimle değil saltanatla olmaya başlıyor. Bu yüzden de değerli arkadaşlar ne olmuştur dersek halifelik neye dönüştü diyoruz Emeviler döneminde? Saltanata dönüştü. Tabii ki Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin Yezid'in arkadaşlar halifeliğini kabul etmeyecek. Bağrımızın yanacağı, İslam dünyasının acı çekeceği bir olay gerçekleşiyor. Peki neydi bu olay? Kerbela olayı. Kerbela olayında Yezid'in askerleri Hazreti Hüseyin'i pusuya düşürmüş, Hazreti Hüseyin'i günlerce susuz bırakmış, yetmemiş, kafasını keserek kafasında top oynamışlardır. Ve böylece İslam dünyası kesin olarak mezheplere ayrılacak. Şiiler, ve Sunniler diyeceğiz. Akabinde tabii ki arkadaşlar şu bir akımı sonrasında Emeviler yıkılır. Bunun üzerinde arkadaşlar hangi devlet kurulacaktır? Abbasi devleti. Abbas devleti de der ki gel ne olursan ol yine de gel. Yani o zaman ben demek ki Abbaslerin hoşgörülü bir devlet yapısını ne yapmaya başlayacağım? Göreceğim. Daha sonrasında Emeviler döneminde Tarık bin Ziyad komutasındaki ordu Avrupa'da İspanya'yı fethetmesiyle birlikte artık Avrupa'da yeni bir devlet kurulacak. Ben bu devleti de ne diyeceğim? Endülüs Emevi devleti diyeceğiz. Şimdi hadi gelelim. Birlikte arkadaşlar hazırsanız sorularımıza bakalım. 1. Tarihte bilinen ilk Türk devleti. Nokta nokta noktadır. Aklınıza geldiğini duyuyorum arkadaşlar. Hangi devlet diyeceksiniz? Asya Hun devleti diyeceğim. 2. Türklerin en yeni ve en gelişmiş kültür merkezini. Sorduğunda aklına ne gelecek? Tagar diyeceksin. Hatta Tagar arkadaşlar Tongucun tesisinden de ne yapabilir? Gelebilir. Kutlu Kağan Türklerin derleyip topladığı için nokta nokta ünvanı almıştır. Hangi ünvanı alacak arkadaşlar? İlteriş neyini alıyordu? Lakabını alacaktı. 4. Göktengri inancını terk ederek Maniheizm dinini kabul eden Türk devleti nokta noktadır. Tabii ki arkadaşlar hangisi Uygur neyi diyorsunuz devleti diyeceğim. 5. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti dediğimde de aklınıza hangisi gelecek avarlar olarak ne yapacağız bileceksiniz. Hatta tarih kaynaklarının bazılarında avarlar Juan Juan olarak ne yapmaktadır geçmektedir diyeceğim. Geldim 6'ya Avrupa'da feodalite sistemi nokta nokta ortaya çıkmıştır. Avrupa'da feodalite sistemiyle birlikte ne ortaya çıktı dersem arkadaşlar şunu söylüyorsunuz. Derebeylik ve derebeylikin yanı sıra arkadaşlar unutmuyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Merkezi arkadaşlar krallıklar ne yaptı? Zayıfladı diyorsunuz. Geldim yediye. Arap Yarımadası'nda sürekli göçenlere nokta 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 ne denir? Şimdi sen bir şanssız olduğun zaman arkadaşların sana ne diyor? Çölde gezenliysin diyor. Bedevisin diyor değil mi? O zaman arkadaşlar unutmuyorsun göç edenlere ne diyeceğim ben? Bedevi diyeceğim ama yerleşik yaşayanları ise medeni ismi ne yapılır? Verilir. Hz. Muhammed'in Mekke'de Medine'ye göç etmesi nokta nokta denir. Ne denecek tabii ki arkadaşlar? Aklınıza hicret ne yapsın? Gelsin. 9. Putperestler ile Müslümanlar arasında yapılan nokta nokta savaşı ilktir diyor. Peki hangi savaştı bu arkadaşlar? Bedir'in aslanları diyeceğim. Yani Bedir neyi diyeceksiniz? Savaşı. 10. Hz. Muhammed hicretten sonra Medine'li Müslümanlar ile nokta nokta sözleşmesi yapmıştır. Medine'li Müslümanlar ile hangi sözleşmeyi yapıyor? Arkadaşlar Medine neyi diyeceksiniz? Sözleşmesi diyeceğiz. Şimdi geldim doğrularımı ve yanlışlarımıza bakalım. Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen hükümdar Metehan'dır. Bakın Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen kişi Metehan değil arkadaşlar. Kimdir? Atilla diye adlandıracağız. O yüzden de bunu yanlış kabul ediyor. 2. Türklerin yönetimi anlayışı kut inancına bağlıdır. Arkadaşlar kut inancının ne olduğunu şöyle bir hatırlayın. Hükümdarlığın kim tarafından verilmesi inancı? Tanrı tarafından verilmesi inancı. Böylece hükümdar arkadaşlar gücünü meşru ne yapmıştır? Kılmıştır ama bana burada yönetim anlayışından bahsediyor. Yani ülke ortak neyi ortaya çıkmıştır? malı ortaya çıktı. O yüzden de ben bunu arkadaşlar doğru kabul edeceğim. Geldim 3'e. Türklerde yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Değil mi arkadaşlar? Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletine Uygurlar diyeceğiz. 4. Türk tarihinde ilk düzenli orduyu Mete kurmuştur. Evet. Hatta arkadaşlar buraya anekdot verelim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi de önce. 209 olarak kabul edilir. Yani Mete'nin düzenli orduyu kurması kabul edilmiştir. O yüzden de buna yine tik attım. Geldim 5. Musevilik kabul eden ilk ve tek Türk devleti Avarlardır. Hayır arkadaşlar unutmuyorsunuz. Musevilik kabul eden ilk ve tek Türk devleti Hazarlar olarak ne yapacağım? Bileceğim. O yüzden de buraya çarpımı ne yaptım? Koydum. Geldim 6'ya. İlk Türk topluluklarına millete budun denir. Budunların bir araya gelmesiyle de il ya da el oluşuyordu. Yani değil mi devlet oluşacaktı. Şöyle bir hatırlayın. Alttan yukarı doğru sayalım. En küçük yapı birimi oguş yani aile. Ailelerin bir araya gelmesiyle akraba, akrabaların bir araya gelmesiyle boylar arkadaşlar. Boyların bir araya gelmesiyle budun yani millet, milletin bir araya gelmesiyle de il ya da el ne yapmıştır? ortaya çıktı diyeceksin. Şimdi o yüzden de arkadaşlar unutma bu sayfada da dikkat edeceksin. Çünkü arkadaşlar yüzde yüz yazılı da, da sorulur bunlar. 7. Müslümanların ilk yenilgisi Bedir Savaşı'dır. Hemen eledim. Müslümanların ilk yenilgisi arkadaşlar hangisidir dersem Uhud Savaşı diyeceksiniz. Hatta hatırlayın Peygamber Efendimiz burada ne yapmıştı? Gazi olmuştu. O yüzden de Bedir Savaşı dediği için ben bunu yanlış kabul ettim. Geldim 8'e. Hz. Muhammed'den sonra gelenlere halife denir. Evet arkadaşlar Peygamber Efendimiz'den sonra İslam dünyasının hem siyasi hem de dini liderine ben ne diyeceğim? halife olarak ele alacaksınız. Geldim 9'a. Müslümanlar arasında ilk savaşlar Hazreti Ebu Bekir zamanında gerçekleşmiştir. Yine yanlıştır. Şuraya hemen şeyi koymayı unuttuk arkadaşlar. Buraya tıkımızı atalım. 9'da diyor ki Müslümanlar arasında ilk savaşlar Hazreti Ebu Bekir zamanında gerçekleşmiştir. Hemen eledim. Hazreti Ali zamanında gerçekleşiyordu değil mi? O yüzden de arkadaşlar yine bunu yanlış kabul ettik. Ona geldim. Müslümanlarda ilk düzenli orduyu Hazreti Osman kurmuştur. Yine eledim tık attım. Kim kurmuştur dersem Hazreti Ömer ne yapmıştır? Kurdu diyoruz. Hemen buraya da çarpımızı koyduk. Geldim eşleştirmemize bakalım. Aşağıda verilen bilgileri birbirleriyle eşleştiriniz diyor. Bir ürüş sistemi pay ya da hisse yani ülke arkadaşlar nedir? Hanedan ortak malıdır anlayışı ortaya çıkacak. O zaman bire A'yı yerleştirdim. Geldim Shenyu arkadaşlar. Hükümdarlık ünvanlarından bir tanesi. İşte İlteber, İlteriş arkadaşlar, İdikut, Şenyuk, Kağan gibi isimleri görürseniz hükümdarlık ünvanları diyeceğim. O zaman ikiye de neyi yerleştiriyorum? B'ye yerleştireceğim. Tanrı'nın kırbacı. Tabii ki kim gelecek aklınıza? Atilla gelsin. Üçe de neyi yerleştirdim? İyi yerleştirdim. Dört. Muhammedül Emin. Muhammedül Emin diye bilinen kişi kimdir? Tabii ki Peygamber Efendimiz. Yani dördü de neyi yerleştireceğiz? C'yi yerleştiriyoruz. Geldim Ejnadeyn Savaşı'nı sormuş bana. Ejnadeyn Savaşı ile arkadaşlar Suriye'nin kapıları kime açılmıştı? Müslümanlara açılmıştı. Peki ben bunu kimin zamanında gerçekleştirdim dersem tabii ki Hazreti Ebu Bekir zamanında. O yüzden de Beşene'yi yerleştiriyoruz. G'yi yerleştirdik. 6. Müslümanların ilk deniz donanmasını oluşturmuştur. Müslümanların ilk deniz donanması arkadaşlar Hazreti Osman zamanında olacak. Yani 6'ya neyi yerleştireceğiz? D'yi yerleştiriyoruz. 7 Kemal vakası Kemal vakası arkadaşlar Hazreti Ali zamanında gerçekleşiyor hatta peygamberimizin ikinci eşi olan Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında gerçekleştiği için biz buna Kemal vakası diyeceğiz hatta Müslümanların kendi aralarında yaptığı ilk arkadaşlar nedir savaştır diyorsunuz. O zaman 7'ye biz Hazreti Ali'yi ekleyeceğiz. Yani H'yi yerleştireceğim. Geldim mevali politikası. Mevali politikası arkadaşlar köle politikasıydı. Yani Arap olmayanlara köle gözüyle bakılması. Onu da nerede görüyorum? F'de görüyorum. Yani Emevilerde göreceğim. 8'e de hemen neyi yerleştirdim? F'yi yerleştiriyorum. Geldim 9'a. Budun arkadaşlar. Budun demek ne demekti? Millet demekti. O yüzden de E'ye de neyi yerleştireceğiz? Yani 9'a E'yi yerleştiriyorum. Geldim sona arkadaşlar. Töre demek ne demektir? Dersek yazısız hukuk kuralları diyoruz. O yüzden de ona da I'yi ne yaptım? Yerleştirdim dedik değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim sorularımıza. Bir, aşağıdakilerden hangisi ilk ve orta çağlarda Türk dünyasında sosyal düzen içerisinde yer alan bir kavram değildir? A. Budun, B. Aygucu, C. Uruk, D. Boy, E. İl. Bakın İlk ve orta çağlarda sosyal düzen ya yani toplumsal yapıyı sormuş. Hatırlayın il devlet demekti. Boyu zaten biliyorduk. Uruk akrabaydı arkadaşlar. Budun demek bir milletti. Ama aygucu dediğim zaman hükümdarlıktan arkadaşlar yani vezirden bahsedeceğiz. O yüzden de yanlış cevabımızı B şıkkı diyeceksiniz. Geldim bir diğer sorumuza. Türklerin birçok kültür merkezi vardır. Türklerde demir ilk kez hangi kültürde işlenmiştir? Şimdi siz elinize demiri aldınız. İşlemeye başlayacaksınız. Aklınıza şuradan gelsin diyeceğim. Bu demir sıcakken neye basarsınız soğuması için? Suya değil mi? Bakın neye bassınız? Suya bassınız. O zaman demek ki benim neye ihtiyacım var? Suya ihtiyacım var. Bak burada neyi görüyorum? Suyu gördüm değil mi? O zaman demek ki Türkler ilk kez demiri nerede işlemiştir dersem Karasuk kültüründe işleyecek. O yüzden de doğuracağımız C olacak. Türklerde... Değil de Orta Asya'nın en eski kültür merkezi dersem Arap, Türklerin en yeni gelişmiş kültür merkezi dersem Tagar, Orta Asya'nın en yaygın kültür merkezi dersem Andronova, Türklerin en eski kültür merkezi dersem de Afanasyevo aklına ne yapsın gelsin diyeceksin. Geldim bir diğer sorumuza. Türkler 50 yıl Çin esareti altında yaşamıştır ve Kürşet İhtilali sonucu bağımsızlık mücadelesi verilerek Kutluk Kağan tarafından kurularak bağımsızlıklarını kazanmıştır. Kutluk Kağan'a Türkleri değerli topladığı için ünvan verilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre Kutluk Kağan'a aşağıdaki ünvanlardan hangisini verilmiştir? Hatırlayın arkadaşlar. Türkleri derlediği ve topladığı için ilteriş neyi veriliyor? Lakabı ne yapıldı? Verildi. O yüzden doğru cevabımızı C şıkkı diyeceğiz. Geldim bir diğer soruma. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuştur. Ve bundan dolayı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi önce 209 olarak kabul edilir. Buna göre Türklerin ilk düzenli ordusunu kuran Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. Teoman, B. Kutluk Kağan, C. Atilla, D. Metehan, E. Mukan Kağan. Şimdi arkadaşlar Türklerin ilk düzenli ordusunu kurdu dediğimde aklımıza Mete Baba gelecek. Yani doğru cevabımız D. Şıkkı diyeceksiniz. Geldim bir diğer sorumuza. Orhun kitabelerinde yer alan bilgilerden hangileri Göktürklerin sosyal devlet anlayışının olduğunu gösterir? Aç olanları doyuracaksın. Açı devlet doyuruyor. Sosyaldir. Çıplak olanları giydireceksin. Sosyaldir. Çinlerin etrikanlarına aldanmayacaksın. Sosyal değildir. öğüt verir. O zaman arkadaşlar doğuracağımız ne olacak? 1 ve 2. Ve ben bunu nerede görüyorum? C şıkkında göreceğim. Aşağıdakilerden hangisi hükümdarlık sembolleri içinde yer almaz? A ota, B tat, C nöbet, D tu, E yay. Şimdi arkadaşlar unutmuyorsunuz. Benim hükümdarlık sembolleri içerisinde yay demeyecektim. Şurayı hemen düzeltiyorum. Ok diyeceğiz buraya. Niye dediğimi birazdan söyleyeceğim. Ota hükümdarlık sembolüdür. Taht hükümdarlık sembolüdür. Nebet diğer isminde davuldur. Hükümdarlık sembolüdür. Tu yine arkadaşlar bir semboldür. Ama arkadaşlar ok dediğim zaman hükümdarlık sembolü almazsınız. Hemen buraya bir açıklama yapacağım. Ok dersem hükümdarı arkadaşlar neyi bildirir? Bağlılığı bildirir. Eğer ki sen okunu gidip boy olarak vermiyorsan sen bu hükümdara isyan ettiğini açık ve net göstergesidir. O yüzden de hemen şurayı düzeltelim arkadaşlar. Ok diyelim. O yüzden de doğru cevabımızı E şıkkı olarak kabul edeceğiz. İstanbul'u kuşatan ilk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Abbasi, B. Fatimiler, C. Abbasiler, D. Emevi, E. Beni Ahmer devleti. Değerli arkadaşlar unutmayacaksınız İstanbul'u kuşatan ilk İslam devleti Emevi devletidir. Hatta bugün Eyüp Sultan diye adlandırdığımız Eyüp El Ensari burada ne yapmıştır? Şehit olacak. O yüzden doğru cevabımızı D diye şıkkı diyeceğiz. Gelin bir diğer sorumuza. İslam tarihinde Cumhuriyet dönemi diye adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar A. Emevi, B. Abbasi, C. Dört Halife, D. Endülüs Emevi, E. Beni Ahmer Devleti. Bakın unutmayın. Cumhuriyet devri demek seçimle başa gelmek demek. O yüzden de arkadaşlar seçimle başa gelen kişiler dört halife dönemidir. O yüzden de doğuracağımızı C şıkkı olarak ne yapıyoruz değerli arkadaşlar kabul edeceksiniz. Şimdi geldim bir diğerimize. Yalancı peygamberlerle yapılan ritte savaşları sonucu birçok hafız ölmüş ve bunun üzerine Kur'an-ı Kerim ilk kez kitap haline getirilmiştir. Yukarıdaki bilgilere bakılarak ilk kez Kur'an-ı Kerim kimin zamanında kitap haline getirilmiştir? Hemen buranın ekran görüntüsünü al. Çünkü burada ile ilgili soru gelecek. 1. Hazreti Ebu Bekir. B, Hazreti Ali. C, Hazreti Ömer. D, Hazreti Osman. E, Hazreti Muhammed. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim ilk kez kitap haline getirilen olay Hazreti Ebu Bekir dönemidir. O yüzden doğru cevabımızı A olarak kabul edeceğiz. Geldik bir diğer sorumuza. Sasanilerle yapılan savaşlar sonucunda Sasaniler yıkılmış, Horasan bölgesi ele geçirilerek Türkler ile ilk kez komşu olunmuştur. Bu bilgiye göre Türkler ile Müslümanlar hangi dönemde komşu olmuştur? A. Hazreti Ali B. Hazreti Ebu Bekir C. Hazreti Ömer D. Hazreti Osman E. Muaviye Değerli arkadaşlar Türkler ilk kez Müslümanlarla komşu olduğu olay Hazreti Ömer dönemidir. O yüzden doğru cevabımız Hazreti Ömer yani C şıkkı diyeceğiz. Ama soruyu değiştirdim. Müslümanlar ilk kez kimin zamanda savaştı dersem Hazreti Osman döneminde diyeceksiniz değerli arkadaşlar ama bana burada ilk kez komşu olduğunu sorduğu için doğru cevabımızı C şıkkı olarak kabul edeceğiz. Şimdi geldim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bir diğer sorumuz Türklerde parayı basıp kullanan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A Hazarlar, B Türk İşler, C Uygurlar D. Avarlar. E. Köktürkler. Kendi adına para basıp kullanan ilk Türk devleti dediğimde aklınıza arkadaşlar Türgişler ya da Türgeşler ne yapsın? Gelsin. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak ne yapmaktayız? Kabul etmekteyiz değerli arkadaşım. Şimdi ödüllü sorumuza gelmeden önce. Neler yaptık? Üçüncü ünitemizi gördük. İlk ve orta çağlarda Türk dünyasını. Daha sonrasında ise İslam medeniyetinin doğuşunu, İslamiyet'in nasıl yayıldığını gördük. Şimdi unutmuyorsun. Tekrar hatırlatmak için söylüyorum. Tonguç senin için arkadaşlar mükemmel bir kitap hazırladı. İkinci dönem yazılı notları. Bunu açtığın zaman arkadaşlar şöyle sayfa 37 civarına geldiğimde ben ilk ünitelerin yani sınavla ilgili gelecek konuların kısa kısa neylerini göreceksin. Notlarını göreceksin ve bu anlamda sana bu notlar çok yararlı olacak çantanda cebinde montunda nerede saklamak istersen saklayabilirsin bunu. Yetti mi? Yetmedi. Tonguç çünkü hep seni düşündü. Daha sonrasında 9. sınıf Dinamo Soru Bankası'na sadece test koymadı. Aynı zamanda sınava hazırlık için yazılı testleri de hazırladı. Sayfa 130'u açtığımda hemen geldim 130'a. 130'u açtığımızda arkadaşlar ünitenin sonunda seninle ilgili yazılı provalarını görüyorum. Bakın ilk orta çağlarda bakın doğru yanlışım var, bulmacam var, boşluk doldurmam var, klasiğim var, yine eşleştirmem var. Bu anlamda hem İslam tarihini hem de ilk ve orta çağlarda Türk dünyasının yazılısını ne yapabilirsin? Yapabilirsin değerli arkadaşım. Şimdi gelelim her zaman yaptığımız iş gibi. Şimdi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Vurdunuz gol olsun. Umarım sınavdan mükemmel sonuçlanırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.